Müsaade hiç benim mutfakla ilgim yok. Hiç ilgim yok. Öyle bir şeyi ben zaten puan da verme. Hiç ilgim yok. Değerlendirmeye anladım ama emek harcamış. En azından lezzetine bakalım. Ya niye değerlendir? Sofra bitmedi ama daha. Lütfen ama ya. Ama öyle diyorlar. Tamam. Kurallara aykırı. Sofra bitmedi. Niye kurallara aykırı? Böyle bir kural var mı? Lütfen söyleyin ya. Ama ne yazık. Var diyorlar. Sen getir yani tadalım. Peki tadalım. Emek vermişsin. Tadalım. Tadalım. Evet çok büyük bir emek ama ne olur lütfen. Zuhal Hanım ben istemiyorum. Lütfen. Ben istemiyorum. Hayatım bir saniye bir dinler misin? Sakin ol. Daha tatlını yiyeceğiz. Zuhal Hanım Ersin'le bir verecekler. Beğendiğimi söyledim yani. Niye bir verin gözlere göre? Eksik menü olarak değerlendirmeyi ne biliyorsunuz? Aynen öyle. Lütfen ya lütfen. İki hafta evvel. Siz hazırlayın getirin biz tadına İki bakalım. İki ürünü olmayan yarışmacıya altı verdiler burada. Sen niye bu kadar kesetmeyin? Lütfen üzme kendini. Erçelden kendi üzme, kendini bıraktın. Kesinlikle üzme. Yarışmayı bıraktın. Öyle bir şey olmayacak. Olmaz. Hayır olmaz. Lütfen hayır, üzme kendini. Hayır bu kadar evet emek verdin. Ama yani şimdi sen bu kadar peşin hükümlü olma. Bak lütfen üzme. Hepimiz çok üzülürüz. Bu kadar emeğin var. Nasıl? Lütfen. Yardım edeyim sana. Teşekkür ben, ederim. Yok ne demek? Çatallar nerede? Çatal götüreyim. Yani kimsenin çatalı yok. Ben bir çatal. Ben de dün çok emek verdim ama. Beşler geldi. Beşler yağdı üstüne. Bu ne olacak? Şimdi bir verirsin, telafi edersin. Yani yemekse çok büyüktü. Zaman. Salata hiç aklımıza gelmedi ki. Benim gelmedi açıkçası. Vallahi. Çok büyük olduğu için. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten mesela belli ki Fatma hatırlamış ama şimdi o da yarışmacı olduğu için hatırlatmak durumunda hatırladınız değil. Hatırladınız mı? Bu çok yani geçer hatırladı sırtı. Söylemedi. Okey oynarken gerçekten işlek atmak gibi bir şey bu. Ama acımasızlık. Ne atmak okey gibi? Okey oynarken işlek taş atmak siz gibi bir şey. Verirken, hiç söylemedi. Siz bana 5 verirken. Ben 6 puan verdim. Sizin için de 5 yani verirken. O kadar emeğiniz siz var diye ben size 6 puan verdim. Tamam. Fatma Hanım kesinlikle farkındaydı salatanın gelmediğinin ve bilerek söylemedi. Zaten o arada yorumunda dedi ki yarışma tabii dedi niye söyleyeyim ki dedi. Bunu da söyledi. Kendiliğinden söyledi. Yani burada hiç soruya bile gerek yok. Bilerek söylemedi. Gayet açık. Fatma Hanım bence hırsından bunu yaptı. Adil bir savaş değildi bu. Yani salatayı hatırlayıp söylememek bence doğru bir davranış değil. Hepimiz adil bir platformda yarışmalıyız. Dolayısıyla ben onun tutumunu doğru bulmuyorum. Salatasını unuttuğunun son anda farkına vardım ve inşallah dedim hatırlamaz dedim. Ben de dedim. Bunu dedim benim için bir avantaj olur dedim ama bence diğer arkadaşlar da bunun farkındaydı. Onlar da hatırlatmak istemediler. Benim için Gökçe Hanım'ın masası eksik menüye giriyor. Bir de veririm, iki de veririm Gökçe Hanım'ın sofrasına. Eksik menü. Ben istemiyorum ya. Ben devam etmek istemiyorum. Yok yok olmaz ben gel gel. Ben devam etmeyeceğim yok. Gel gel. Tamam cezası neyse ben razıyım ben devam etmeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o da bir yarışmacı, 75 strateji bin TL için geliyor ya yani kimisi söylüyor, kimisi... Hayır ben devam etmek istemiyorum. Hadi sakin olun lütfen. Bak ben çatal da verdim herkese. Teşekkür ederim. Teşekkürler dedim. Ne kadar kibarsın. Aa lütfen üzülmesin. Sakin tadın, marka tadın. Aynen öyle. Evet. Tadalım. Siz tatlınıza geçin. Sakin olun. Olur mu? Ne buyurun. Salatasıydı bu arada bu? Yeşil salata kalı cevizli. Bu kadar ağlayıp da eğer ya, iyi bir puan alırsanız. Kazanmak da var kaybetmek de hiç önemli. Bakın, lütfen üzme kendini. Lütfen. Ben emeğime üzülüyorum şu anda lütfen. Ben de emek verdim dün. Tamam şimdi tamam. Ne olur lütfen artık üzmeyelim. Benim de emeğimi hiç yani atmasam eksik menü olsa anlayacağım. Gökçe bir sakinleş. Sizin zaten puanınız belli hanımefendi. Siz deminden beri söylüyorsunuz onu, o olmamış bu olmamış o olmamış. Tamam vermeyin. Ben istemiyorum bir şey sizden daha. Vermeyeceğiz zaten. Dur daha tatlını yiyeceğiz. Tamam vermeyin İsmet Bey siz de vermeyin. Gökçe Hanım salatasını unuttu diye çok abarttığını düşünüyorum. Ağlamasına şov yapmasına gerek yoktu. Ya burası şov programı değil yaparsın yemeğini unutmazsın. Geçersin karşıya. Keza Fatma Hanım'ın salatayı fark edip söylememesine de bir şey bulmuyorum. Yani haklı sonuçta burası bir yarışma. Gökçe Hanım bir anda yıkıldı ve ağlamaya başladı. Çok üzücü bir durumdu. Yani sonuçta kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Bu bir oyun. Kaybetmeyi şu anda kesinlikle kabul edemeyen iki kişi var. Biri Fatma Hanım, biri de tabii Gökçe Hanım. İkisinin arasında çok kötü bir çekişme oldu. Ve birbirlerine karşı biraz da kırıcı oldular. Yani bu yani yalvarması artık şey yaptım. Hani tamam getirin bir tadına bakalım bari o kadar emek vermişsiniz dedim. Hani ağlamaya ne gerek var? Sonuçta hepimiz bir şeyleri unutabiliriz, olabilir. Ama bunu daha olgunlukla karşılamasını beklerdim açıkçası. Çünkü Nedim Bey'in de bu duygusallıktan etkileneceğini düşünüyorum. Resmen Gökçe Hanım bize şov yaptı ağlamakla.
duygu sömürüsü, puanları alabilmek için. Ağladı, yırtındı, kendini parçaladı. Salatanı unuttum. Eksik menüye giriyor. Ne yapalım şimdi yani? Yarışmanın olmadığı bir formatta size senin salatanı alıp puan mı verelim? Çok mu tuzlu? İnanılmaz. Nar bir parçası var geldi. Ya. Yok ekşi değil, direkt tuz girdi. Nar ekşisi de çok tuzlu, çok. Şu an attım tuzunu, fazla olmuş mu zaten vermeyeceksiniz. O yüzden zorlamaya gerek yok. Şu an zorlamaya hiç gerek yok. Boşuna yapıyorum. Karışmamış herhalde. Karışmamış. Alarken tuzu fazla. Yemeğin tuzunu galiba buna attınız siz. Evet yani. Evet ona yaptım. Peki salatayla ilgili bir eleştiri yapmanın zaten bir manası da yok. Gerek. Ama yine de emek vermiş, değerlendirelim. Narı getirmek biraz az, cevizi biraz dedi. Az, bir de tuzu, ekşisi yapayım. Tam karışmamış. Sen, ama bak ama da sen, buyurun. Baksanıza. Direkt sen şöyle bir tatlı yapmışsın, sen bırak şimdi ya, salatayı. Bunları toplayayım. Ay Nedim valla harikasın. Adamı o kadar laf ettiniz, bak ne centilmen. Gününüzde mi çalışıyorsunuz tabii, tabii. Acaba? Evet, evet. Bunu böyle kaldırdığımızda krema sakacak getirecek mı? Getirecek mi? Hayır, bu bence daha böyle mi? Yandan açacağız bence. Hayır açmıyorsunuz. Açmadan böyle bir yiyelim. Kase gibi kullanıyoruz. Tamam, tamam. Kase. Bana diyor ki günüme kadar belki yaşayan kimse kalmayacak bu gidişle. Bir tanesini araştırırsınız aynısı. Siz de tatlınızı aldıktan sonra siz... rica edebilirsiniz. Yahu ağlama gel. Niye ağlıyorsun şimdi? Neden bu kadar ağlıyorsunuz ki yani? Bu bir yarışma. Ben de unutabilirdim. Fatma keşke söyleseydin sen de salatayı. Bak ben görmedim ama söyleseydin. Bu üzüntü olmazdı. Evet adil. Evet adil yani söylenirdi. Ne olur ki bu buna. Bu bir yarışma. Olsun ama kötü olmamamız lazım yani. Demek ki kötü olmak lazımmış. Yok canım. Sen de ye tatlım da. Evet. Evet, tatlı yorumlarına geçebiliriz İsmet. Ben tatlıyı çok beğendim. Afiyet olsun. Gayet güzel tat, yani şeker oranı, çileklerin tadı da bu mevsimde enteresan bir şekilde güzel yani. Evet evet güzel, pastacı kreması da güzel. Sadece ben şuna takıldım. Neye? Çilekli mini pasta ya. Şimdi ben bunun dışını çıkardığım takdirde bu dağılacak. Evet. Bu böyle geçiyor mu adı? Yani internetten tamam, böyle bakarsanız böyle. Tamam böyle geçiyorsa bir şey demiyorum. Yani böyle biraz şey andırdı bana, kasenin içinde böyle kaşıkla yenilebilen, yani mini pasta değil de. Muhallebi. Muhallebi kıvamında bir şey andırdı bana biraz. Pasta, tabii, ben de pasta takıldım. Zannettim ilk başta ve sevindim de pasta hakikaten çok önemli bir tatlıdı. Siz bizden de çocuk çıkmış, sorun değil. O ne ya? Bakabilirsiniz. Tatlıdan mı çıktı? Bırakın yani, tamam ben önemli değil anladım. Artık daha bu saatten sonra. Anlattığınızı beğendim. Beğendi mi tatlıyı? Bak Fatma beğendim. Da beğenmiş. Evet. Gizem de beğendi galiba öyle ben bir hali var. Ben de çok beğendim. Elinize sağlık. Evet, şeker dengesi vesaire çok güzel, çok lezzetli. Pastacı kreman da çok güzel. Yumuşatmış, çok güzel olmuş, elinize sağlık. Elinize sağlık, dedim. Yani gayet güzel, üzüldüm tabii böyle bir şey evet, olduğu evet, için. Evet evet, ben de üzüldüm, ben bu, de üzüldüm. Bu tabii enerjiyi biraz düşürüyor evet, hepimizde. Evet, evet, düşürme enerjini bak herkes. Yok, benim enerjim hiç düşmez de. Seninki düşmez şey zaten, ha, tabii, ne evet. Ya ben açıkça söyle, yani açıkça bir şey söylemek istiyorum. Ben çok beğenmedim o pastayı. Nedeni de o bir pasta değildi, bir muhallebiydi. Altında çilek vardı. Bu mevsimde olmaması gereken bir meyveydi. Ve tamamıyla muhallebi üstüne kurulu bir şeydi. Pastacı kreması yapsa da muhallebiydi o. Çok benim stilim değildi. Ben çok sevinmiştim pasta gelir diye. Ve çünkü masalarda pasta yapmak müthiş güzel bir olaydır. İyi bir pasta ölçeksiz güzel bir olaydır. Ne yazık ki yoktu. Gerçekten pastacı kremasından tut çileğin tadına kadar gayet iyiydi. Çilekli kırmızı mini pastalar güzeldi. Aslında o da pasta değildi. Magnolia gibi, muhallebi. Ama güzeldi tadı, beğendim. Çok lezzetliydi. Çilekli kırmızı mini pasta çok beğendim gerçekten. Kremasını, şeker kıvamı çok güzeldi, çok lezzetliydi. Çok beğendim pastasını. Evet, açık oynamadayız efendim, buyursunlar.